Günaydınlar efendim. Konta ev ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu güzel günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim. İnşallah sağlık, huzur, mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Bol kazançlı, bereketli olsun. Bugün şiir dolu çok güzel bir söyleşimiz ve programımız olacak, sohbetimiz olacak efendim. Eşlik etmek isteyenleri şöyle ekran başına davet ediyoruz. Kıymetli bir misafirimiz var her zaman olduğu gibi. Şair, yazar Hasan Oktem Beyefendi bizimle birlikte. Hem hayatını hem kitaplarını ve şiirlerini konuşacağız. O kadar yazmış olduğu fazla kitapları var ki şu özelliğe sahip aslında Konya'nın yerlisi ve Konya Araplar Mahallesi'nde doğup büyüyen ve o mahalleyi çok güzel kaleme almış olan isimlerden birisi. Hem Araplar Mahallesi'ni kendisinden dinleyelim, hem çalışmaları nasıl gidiyor efendim. Selçukya da aynı zamanda Selçukya ailesinde şiir günlerine sıkça katılan Selçukya üyelerinden. İnşallah kendisinden hem o alanda yapılan çalışmalardan da bahsedelim istiyoruz, dinleyelim istiyoruz. Ve çok güzel de şiir yorumlarını kendisinden dinleyeceğiz. Bizlere yazmak istediklerini varsa mesajlarınızı, güzel sözlerinizi göndermek isterseniz WhatsApp ve Bip iletişim hattından mesajlarınızı iletebilirsiniz diyoruz. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Uzunca bir zaman olmuş görüşmeyeli. Evet. Bir yılı aştı zannedersem. Değil mi? Geçti. Evet, bir evet. Sene oldu. Evet. Selçukya ailesinden burada ara ara konuklarımızı ağırlamaya tabii evet. ki devam ediyoruz. Öncelikle Fatma Hanım'ın ablasının vefatını evet. dün öğrendim. Rahmet diliyoruz efendim ve yakınlarına bol sabır diliyoruz. Evet. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Amin inşallah. Allah kendilerine sabır versin. Çok zor. Çok zor bir durum evet. Biz de çok taze olduğu için kelime kurmakta zorlanıyoruz. Evet, evet. Allah kendilerine yardım etsin, sabır versin. Başsağlığı diliyorum ben de baş buradan. Başsağlığı diliyoruz evet. evet. Şimdi Selçukya'yı konuşacağız tabii ki ama öncelikle evet. sizi şöyle bir kez daha yakından evet. tanıyarak başlatalım sohbeti. Sonrasında hem Araplar Mahallesi'ni konuşacağız, hem kitaplarınızı anlatacağız, evet. hem de şiirlerinizi dinleyeceğiz. Evet efendim. Buyurunuz. Efendim ben 67 Konya Araplar doğumluyum. Hemen henüz böyle 9 aylıkken falan geçirdiğim bir felç sonrasında, ateşli bir hastalık sonrasında doktorun aslında yanlış bir iğne vermesi sonucu eskiden bunu felç çok sık olmuşum. Duyuyorduk evet, değil çok. Mi? Yani evet. o dönem bayağı duyuyorduk. Tabii felç aşısı çıktıktan sonra bu sorunlar daha aza indirgendi ama hala da bile olabilenler oluyor. Evet, evet. Allah böyle takdir etmiş. Bu konuda hiçbir şikayetim, hiçbir sıkıntım yok. Allah'a şükür böyle bir vücut ve böyle bir kafa vermiş. Bu kafa bu vücudu götürebilecek şekilde diye düşünüyorum. Evet. Bunu ben yeni de değil, yani aklım ermeye başladığından itibaren hem kendimle hem dünyayla barışık. Barışıksınız. Barışığım. Hem kendimi hem dünyayı seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu çok önemli. Yani... Geçenlerde bir arkadaşım dedi ya sen dedi bir psikiyatristten falan destek mi alıyorsun? Mi aldın, yani evet. niye bu kadar şensin böyle yani dedim ya dünyada her doğan güneş yeni bir güne doğuyor ve her doğan güneş harika bir dünyayı aydınlatıyor. Bir sürü rengi ortaya çıkartıyor insanların hareketlerini, olaylarını işte bunları doğru yorumlayabildiğimiz zaman dünyaya geliş anlamımızı da bulduğumuz zaman burada zorluk çekecek bir durum yok. Yani burada ben bu intihar edenleri, psikolojik tedavi görenlerini, kendilerini işte uyuşturucuya şuraya buraya verenleri anlamıyorum. Ha, anlamıyorum derken tabii ki günümüz dünyası biraz buralara zorluyor insanlarımızı, gençlerimizi. Bazıları bu sınavları ağır geçiriyor, geçiriyor ya da evet. altından kalkamıyor evet. zannedersem. Ama bazılarına baktığımda engelli olmasına rağmen sağlam evet. kişilerden çok daha umutlular, evet, çok daha evet. hayat dolular. Evet. Ne kadar hoşuma gidiyor onları evet. öyle görünce. İşte burada kabullenmek çok önemli Aynen. bir şey. Kabulleneceksin, yaşadığın şartlara uyum sağlamaya çalışacaksın ve hayata böyle çok dolambaçlı değil, direkt bakacaksın yani. O güzelliği, güzelliğin arkasındaki manayı, anlamı çözdüğünüz zaman zaten bir sıkıntı kalmıyor. Şimdi bu da bir lütuf tabii ki değil mi? Yani Rabbimin takdiri hangimizin ne zaman evet. Böyle bir şeyle karşılaşacağını Rabbimiz bilir tabii ki. Tabii. Her evet. sağlıklı kişinin de bir engelli adayı olduğunu asla evet, unutmayalım. Evet. Bunu her zaman hatırlatıyoruz. Evet.
Rabbim öyle istediyse böyle oluyor ama bir taraftan aldın da bir taraftan da çok güzel lütuflar veriyor. Yine. Veriyor, değil evet. Değil mi? Evet. Farklı yetenekler veriyor. Aynen. Güzel olan tarafı orası çünkü Allah Teala adildir. Yani bir taraftan alıyorsa bir taraftan tabii, veriyordur. Tabii. Bunu aslında her insanın kendi hayatında böyle olduğunu bilerek yaşaması lazım. Yani bunu çözebilen dünyada zorluk yaşamaz. Yani çünkü bir güzelliğin arkasından bir kötü olay gelebiliyor. Bir kötü olayın arkasından çok güzel bir sabaha uyanabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu dünyanın döngüsü böyle. Eskiden bu Deli Yürek diye bir dizi vardı. Orada kuşçuyla Yusuf'un bir konuşması var. Orada Yusuf diyor ki, kuşçu diyor, her seferinde aynı paslı çiviye ayağımı basıp kanatmaktan bıktım artık diyor. Kuşçu çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, Yusuf'um diyor, burası cennet değil, burası dünya diyor. O paslı çiviye basacaksın, ayağın kanayacak, tekrar iyileştireceksin diyor. Aynen. Yani, belki doğruyu görene kadar ya da anlayana, farkına varana kadar sen onu yaşayacaksın yani. İkinci defa basıyorsan ona zaten orada bir şey var. Yani bak aynı hatayı bir daha yaptın. Bir daha yaptın. Evet. Bir daha yapmayacaksın yani. Aynı hatalara tekrar düşmeyelim inşallah. Evet. Şimdi yazmaya ne zaman başladınız diye hemen sormak istiyorum. Bu klasik sorularımızdan ama evet. Bence bu alan sizi, hayatınızı hem dolduruyor hem de besliyor. Ben 7 yaşımda hiç okula gitmedim. 7 yaşımda babam bana okuma yazmayı öğretti. Ne kadar güzel. Yani o okuma 7 yaşımdan itibaren kardeşimin bana getirdiği bir okuldan getirdiği bir hikaye kitabı vardı. O hikaye kitabını ilk okuduğum anda okumanın sihirine, büyüsüne orada kapıldım. Ve ben orada mutlaka yazar olacağımı, bir şeyler yazacağımı hissettim ve karar da verdim içimden. Ama bunu tabii herkese söyleyemiyorsunuz. Özellikle bizim o Araplar döneminde. Nasıl karşılarlardı peki? Yani onu sonraki dönemlerde müşahede ettim. Yani çok, mesela bir şiir yazıyorsun, aşık mısın diyorlardı. Her şeye hemen bir yakıştırmamız evet, hazır değil böyle mi bir bizim? Şeyler vardı. Maalesef öyleydi. Onları da çok görmemek lazım. Çünkü çevrede öyle bir gündem yok yani. Doğru. Bambaşka bir gündemdi o. İşte o 7 yaşımda okuma yazmayı öğrenip o hikayeyi okuduktan sonra verdiğim karar 18 yaşımda şiir yazmama sebep olan ve yazar olacağım dedim ya, artık onun nevisini, türünü belirleyen bir olay, bir gönül hikayesiyle şiir yazmaya karar verdim. Ya karar vermedim, kendiliğinden geldi. Bir dörtlük geldi. O dörtlüğü yazdım. Sonra dedim ben şiir yazabiliyorum. Ondan önce de mesela Önce neler yaptık peki? Köşe yazıları yazıyorsunuz, bunu biliyoruz. Onlar daha sonraki denemeler. Daha sonraki. Evet, daha peki sonra. Denemeler mi oldu? O şiir yazmaya kadar ben küçük ajandalar tutuyordum. Böyle küçük notlar. Küçük notlar, özlü sözler. Hı hı. Yani kendimden olan değil de işte takvim yapraklarından, gazetelerde okuduklarımdan. Güzel. Ben 7 yaşımda okuma yazmayı öğrendim. Muhtemelen tam bilemiyorum ama 9-10 yaşlarımdan itibaren gazete ve dergi okumaya başladım. Harikasınız. Yani o benim öğretmenlerim onlar oldu. Yani hiç okula gitmemiş. Eskiden gazete okuma alışkanlığımız bir kere vardı. Tabii. Gidiyorduk. Bakkallara diyorum o zaman. Bakkal diyorduk tabii, yani. Tabii. Değil mi? Ben bakkaldım o zaman. Evet, ona da geleceğim. Evet. Bu terimleri artık kullanmıyoruz ne yazık ki ama özü bu. Evet, doğru olanı aslında. Evet. Bakkallara giderdik, özellikle gazeteleri alırdık. Belki hepsini toplayıp gidiyorduk. Belki birkaç tane bize hitap eden neyse onu alıyorduk ve okuyorduk. Tabii. Evet. Her sayfasına tek tek oturup ne kadar güzel vakit geçiriyorduk değil mi? O gazeteler, bugünkü gazetelere baktığım zaman çok doluymuş. Yani o kadar güzel şeyler varmış. Hikaye vardı, şiir vardı. Yani bir edebiyat sayfaları, tabii, kültür sayfaları çok daha fazlaydı. Bulmaca ekleri. Ama kişiyi ne kadar geliştiren şeyler tabii, aslında. Tabii. Ne kadar çok okursanız gazeteyi, dergiyi o kadar çok bilgi sahibi kesinlikle, oluyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Dünyadan haberiniz oluyor. Artık bir tıkla her şeye ulaşmak çok mümkün. Evet. Ama biz artık ona bile üşeniyoruz belki de. Maalesef. Tesadüfen böyle sosyal medyada gezerken karşımıza bir şeyler düşüyorsa onun da doğru
doğru mu değil mi haberimiz bile olmuyor. Direkt böyle tuşa basıyoruz ve paylaşıveriyoruz değil evet, mi? Bilgi kirliliği oluyor tabii orada araştırmak da. Evet, gerekiyor. Araştırmak gerekiyor. Şimdi Araplar Mahallesi'ni şöyle biraz anlatalım mı? Evet. Orada doğdunuz, büyüdünüz mü? Evet. Bakkaldım dediniz aynı evet, zamanda. Evet. Evet. İşte 18 yaşımda şiir yazmaya başladım. Şiir yazmaya başladığımda bakkal dükkanında kasada oturan bir insandım. Yani o bakkal dükkanının günlük işlerini, orada hesapları, kitapları, bakkal defterini tutan bendim. Evet. Ama bakkal defterinin yanına 18 yaşımdan itibaren şiir defteri de eklendi. Ne kadar yani, güzel, ikisi bir arada. İkisi eskiden bir aradaydı. Bakkal yani defterleri ne kadar mühimdi ya. Çok, şimdi hiç çok yok böyle, veresiye evet, evet, satışımız yoktur diye yazılıyor efendim. Yani öyle yazılıyor. Mesela marketlerde 50 kuruşun, 1 liran yetmediği zaman, hatta 10 kuruşun yetmediği zaman bir ürün bırakmak zorundaydın. Evet. Eski bakkallarda bu, hadi bu da bizden olsun olurdu. Derdiniz ya da ya en bir azından geçerken verirsin derdik. Yani hı-hı, böyleydi. Ama şimdi maalesef öyle değil. Bir ürünü bırakma, ihtiyacın olsa da bırakmak zorundasın. O kültürü bile kaybettik. Onlar kayboldu maalesef yani. Evet. Nasıldı peki o dönemde? Araplar Mahallesi şu eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Bu arada bununla ilgili yazmış olduğunuz kitabınız da var değil mi? Evet. Zamanın Behrinde Araplar Mahallesi. Evet. Şimdi bu kitaplarınızdan bir tanesi Dün, Bugün ve Sen şiir evet, kitabınız. Evet. Kırık Bir Aşkın Gözyaşları. İlk kitabım o. İlk 94'te kitabınız. Evet. Çok güzel yani. Evet. Kırık Bir Aşkın Gözyaşları. Gözyaşları deyince böyle tamamen duygusal bir kitap içeriği aklıma geliyor evet, tabii ki. Evet. Bugün sen daha çok Ayşe'sin. Acaba evet, eskiden neydi? Şöyle bir değişti mi? Değiştiren neydi? Akıldan geçenler neydi? Bunları çok merak ediyorum tabii ki. Evet. Her birini soralım. Gönül Pencerem'de şiirler, şairler geçidi. Çünkü, evet. Bunu da merak ediyorum. Kimler sizin için önemliydi ve kimlere evet, yer verdiğinizi merak ediyorum. Evet. Ve bana bir şiir borcun olsun. Evet. Ve daha da bunların dışında gelecek olan yeni kitaplarımız var. Bu sene inşallah 41 Aşkın Gözyaşları'nın ikinci baskısını hı-hı, yapıyoruz. Arap Zamanın Behrinde Araplar Mahallesi'ni genişlettik, 200 sayfaya çıkardık. Çok güzel. O da Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlarından çıkacak inşallah çok yakın bir zamanda. Hı hı. Bunun dışında benim her yıl bir kitap sözüm var okuyucularıma ya da kendime diyeyim. Onun meyanında Egonya şiir kitabımı çıkaracağım. Egonya. Ne kadar güzel ismi. İsimleri bulurken zorlanmıyor musunuz? Bunlar yaşarken oluyor. Bir mesela, anda akla geliyor. Evet, mesela Egonya'nın hikayesini kısaca anlatıvereyim. Lütfen. Kitap günlerindeyiz, oturuyoruz. Orada bizim Selçukya'dan arkadaşlar tartışıyorlar. Bizim bir arkadaş, bir bayan arkadaşa dedi ki, ya sen çok egolusun dedi ya, sen bayan egosun dedi. Ben de o, yani inanın hiç düşündüğüm bir şey değildi yani. Ben dedim ki, ya bir bayana dedim, bayan ego denir mi dedim. Ne diyeceğiz ya dedi. Ya biraz daha yumuşatmak gerekiyor. Biraz daha güzel söyle şunu. Egonya falan de dedi. Şey gibi o, çiçek ismi gibi olmuş yalnız. Aynen işte zaten begonyadan şey begonyadan olarak. Begonyadan evet, evet. Öyle deyince bayanın hoşuna gitti. Dedi ki buna dedi bir şiir istiyorum dedi. Ben de aradan biraz zaman geçti. Bir şiir yazdım Egonya. Arkası geldi bunun. Şu anda 41 tane şiir yazdım. Ay Egonya'ya. Maşallah. Bir Egonya. Şimdi yani aslında konu geniş. Evet. Ego ile ilgili çok şey yazılabilir evet, aslında evet, değil mi? Yani. Ama bunu bir aşk hikayesi üzerinde ama yaptık. Ama şu yönü yani, zor. Hani ben bununla ilgili konu belirlenmiş ve bununla ilgili şiir istiyorum ya da yazı istiyorum dendiğinde orada bir tıkanıyor insan aslında ilk başta değil mi? Ne yazabilirim ki ben bununla ilgili? Yani ilham dediğimiz şey gelmediği sürece hemen de kaleme alamayız. Kurgulayabilmek lazım orada da. O da bir ayrı evet, yetenek. Yani o bende biraz fazla. Mesela bir fotoğraf gördüğüm zaman, mesela hı-hı, bizim başkan çok yapar. Bir yerde fotoğraf çekilmiştir. Ya buna bir şiir yazılması lazım der. Ben onu görev adlederim. O fotoğrafa bir şiir yazarım. Evet. Genelde olur yani. Dediğiniz gibi bazen de olmaz. Yani bazen de gelmez. Gelmediği zaman da zorlamam ben. Gelenleri zamanı yazıyorum. Vardır belki. Bazen öyle oluyor evet. Değil mi? Beklemek gerekiyor. Tabii, tabii. Yarım kalan şiirler oluyor mu peki? Hani devamını mutlaka getirmem oluyor, gerekiyor ama evet, yarım evet, kaldı. Evet. Ne bileyim ara verdiniz belki aylar sonra geldi ve tamamlamış oldunuz. Var öyle böyle, de oluyor tabii. Mesela benim 5 defter dolusu ekmek ufaklarım var.
Ya. Ekmek falan dediğim böyle şiir parçacıkları. Şiir parçaları. Onları da not ediyorum. Belki onların birleşiminden güzel bir şey şiir de tabii, çıkabilir tabii. Yani ortaya. Onların her biri kendi içerisinde de zaten bir anlam taşıyor. Mutlaka. Yani hem de birleştirip veya genişletilebilecek bir şeye de sahip, potansiyele de sahip. Daha çok ne üzerine yazıyoruz peki? Sanki aşk ağırlıklı benimki mı gidiyor? Benimki biraz öyle. Ha, şu mahalle, imani, ilahi şiirler, manevi şiirler hepsi var. Ama ağırlıklı olarak daha çok aşk şiiri yazmayı çok seviyorum. Yani. Evet. Ya öyle ya geliyor. Aşk deyince tabii ki o da geniş bir kavram. Tabii. Değil tabii, mi? Evet. İlahi aşkı bunun içine katınır. Tabii. Yani bireysel yaşadığımız aşklardan bahsedip evet. Doğa aşkını koyabiliriz bunun içine. Evet. Her evet. Şey yani aşk deyince biz tabii ki kişinin yaşamış olduğu aşkı anlıyoruz ya. Evet. Aşk kavramı çok geniş çünkü. Şimdi Araplar Mahallesi dedik, ben oradan şöyle devam etmek evet. istiyorum sohbete. Araplar Mahallesi eskiden nasıldı ve oranın kültürü, gelenek görenekleri nelerdi? Şimdi Araplar Mahallesi'nde ben bakkaldım, kasada otururdum. Arapların kara kutusudur bakkallar. Aa. Yani gerçekten orada olabilen olayların, olacak olayların her hepsi şey orada oradan geçer. öyle bir avantajım vardı ve kitapta bundan çok faydalandım. Evet. O günkü mahallenin ağırlıklı hayatı birbirlerine dayanışma içerisinde olmaları. Hani o zamanki evler de birbirine bitişiktir. Hı hı. O evlerin bitişikliği gibi insan ilişkileri de bitişikti. Yani birinin başı ağrısa mutlaka mahallenin haberi olurdu. Ne kadar birinin güzel. Bir ölümü olduğu zaman herkes orada toplanırdı. Düğünü olduğu zaman herkes orada toplanırdı. Mesela o zamanlar biz bakkaldık, ekmek çok az satılırdı. Çünkü herkes evinde yapardı. Yapardı ekmekler. Var mıydı tandır tabii, ocakları? Birçok insanın yani çok azdır tandır olmayan evler o zamanki dönemde. O zaman müstakil evlerdi. Tabii müstakil evler. Kaldı. Hayat dediğimiz o avlularda hayat derdik. Gerçekten de bir hayattı oralar. Ne kadar güzel. Çiçekli böyle efendim ortasında bir çeşme veya tulumba daha evvelleri. Onlar vardı ve o mekanların içerisinde muhteşem hayatlar vardı. Bunun içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Yani inancı, sosyal hayatı, dayanışmayı hepsi vardı. Onların içerisinde hepsi dönerdi. Mesela Perşembe akşamları bizim Araplarda hayat değişirdi. Yani, vardı özelliği? Özellikle o gün evin erkekleri camiye giderlerdi. Yani bak erkek çocuklarını özellikle yanlarına alarak bazen kızlar bile yani küçük kızlar bile giderdi. Yani götürürlerdi. Kur'an okunurdu evlerde Perşembe akşamları. Çok kıymetli yani böyle, aslında. Çok kıymetli. Eskiden bunlar yapılıyordu dediğiniz gibi. Tabii. Bir alışkanlık haline de gelmişti. Bunu belirgindi yani böyle bu herkes bilirdi bunu. Yani bazı evlerden Kur'an sesleri gelirdi. Zaten o camiye giden insanları görürdünüz falan. Bayramlar mesela. Muhteşem bayramlar nasıl geçerdi yani evet. Bayramlarda insanlar mutlaka birbirlerine gider gelirlerdi. Bayram öncesinde birilerinin bir mahzunluğu, bir eksikliği varsa o giderilirdi. Elden geldiğince. O mutluluğu, sevinci birlikte yaşanıyordu evet, değil mi? Yani, evet. Yani bunların içinde işte muhtarlar, bakkallar, mahalle esnafı bilgi sahibiydi zaten. Bunlar, doğru, her şey oradan geçiyordu tabii, imamlar, dediniz ya, sizler biliyordunuz. Tabii, cami imamları. Bunlar mahallenin eksiklerini gerekli olan yerlere, yani zengin olanlara efendim veya o şeyi giderebilecek kapasitede olan insanlara bildirirler. Ve onların eksikleri giderilirdi. Ve mahzun kalmazdı insanlar. Ne kadar güzel. Yani, birlik beraberlik varmış orada. En güzeli oydu. Bir yani. De güvenli bir alan tabii, ve tabii, ortam tabii, değil yani. Mi? Evet şimdi. Akşam oturmaları belki çok fazla. Eskiden ne kadar güzeldi. Evet yapmıyor. Ben şimdi bir şiirimde söyledim. Şimdi inanmak senetle diye. Ya o zaman öyle değildi. Ya. Mesela biz bir ev almıştık. 30 bin lira kadar bir eksiğimiz vardı. Karşı komşumuz da emekli olmuştu zannediyorum. Parası var biliyoruz. Babam anneme dedi ki selam söyle işte Fadime abla'ya. Abdullah amca bana şu kadar para versin. Gitti annem hiçbir şey, gittiğiyle geldiği biri oldu. Elinde parayla geldi mesela. Şimdi mümkün mü? Ya mümkün hızlıca. Değil. Şimdi kredi çekiliyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor falan yani. O evet. Zaman böylesine bir dayanışma vardı.
Ve güven vardı tabii ya. Yani o adam güven o parayı vardı, verirken onu vardı. Alacağını biliyordu yani. Sevgi vardı. Evet, o evet. kadar dolu dolu yaşanmış ki hayatlar evet. o zamanlarda. Evet. Kaç yılı itibariyle böyle o mahallenin düzeni, o alışkanlıklar, bahsettikleriniz evet. böyle yavaş yavaş değişmeye başladı. 70'ten 2000'e kadar kitabın içeriği böyle. Ama 70'li, 80'li ve 90'lı yılların başları bu söylediğim ruh korundu. Ama 90'lı yılların ikinci yarısından sonra yavaş yavaş işte mahallede apartmanlar yapılmaya başladı. Eski komşularımız başka mahallelere göçmeye, taşınmaya başladı. Biz göçmeye derdik, göçe. Evet, aynen göç, evet, doğru yani, söylüyorsunuz. Öyle o şekilde telaffuz ederdik. Bunlar başlayınca yavaş yavaş bir yabancılaşma, bir böyle bir mahallede tam bir huzursuzlukta demeyeyim ama eski huzurun kalmadığı bir ortam olmaya başladı. İşte bakkallar yavaş yavaş çekilmeye başladı. İşte 90'larda büyük marketler açıldı. Bakkallar, mahalle aralarında bulunan bazı büfeler, işte bakkallar da yıkıldı değil tabii, mi tabii. yani? Tabii küçük esnaf, sadece bakkallar da değil. Buzdolapçısı, bisiklet tamircisi, efendim manavlar, hepsi yavaş yavaş bir bir yok olmaya. Hani akşam olunca belli bir saatten sonra evlerin ışıkları yavaş yavaş söner ve şehir karanlığa gider ya. Onun gibi o güzellikler yavaş yavaş sönmeye başladı. Yani. En çok özlediğiniz şey ne peki? En çok özlediğim şey o günün içerisinde ben bakkalda böyle ikindi üstleri çok tenha olurdu. Müşteri az gelirdi. O zamanlarda bakkalın önüne çıkar gölge olurdu genelde. Gölgeye otururdum ve yavaş yavaş etrafım dolmaya başlardı. Yaşlısı genci gelirler yanıma otururlar. Sohbet muhabbet zamanı. Tabii sohbet muhabbet. Yani en çok onları özlüyorum. Harika. Çaylar da demlenir. Tabii tabii çay demlenir. Belki orada çekirdek alınır efendim. Belki bir meyve. Mesela mevsim itibariyle bizim bir kuru enişte derdi. Kuru eniştemiz vardı. Dut zamanı dut ağacından böyle özenle toplar ve onu çok güzel bir şekilde yıkar getirir önümüze koyardı. Mesela ben o dutların tadını şu anda hiçbir şeyden alamıyorum. Yani. Hiçbir şeyin tadı hiçbir kalmadı. Yok. Geçen mahallede işte dutlar etrafa dökülmüş. Uzun uzun baktım o sokakta. Kuş o dut ağaçlarına az mı çıkmadık yani? Ya üstümüz evet, başımız evet. batardı. Bir de evden fırçayı yerdik şöyle. evet, evet. Değil mi? Ama evet. güzel yanlarıydı. Çok güzeldi o günler yani. O sohbetler, o paylaşımlar. Şimdi büyüdükçe ve bir şeyler çoğaldıkça insan daha hem birçok şeye ulaşmanız kolay oluyor hem de böyle bir hırslanmaya başlıyor değil mi? Evet. Her şeyin sahibi ben oluyor. Doyumsuzluk evet, artıyor. Doyumsuzluk oluyor. Yani her şey mesela sigara tiryakilerinin en alası günde 3 tane sigara içermiş. En eski iyi tiryakiler daha. Öyleymiş. Yani niye? Ya sık sık sigara içmek tiryakilik değildir. O artık dudak alışkanlığı gibi bir şey yani. Ama her şeyde az olan güzeldir. Yani hayatında sürekli su içseniz olmaz yani. Sürekli bir şey yeseniz olmaz. Aralıksız su içemeyiz herhalde zaten. İçemezsin yani mümkün değil. Ama susayınca içtiğin zaman ne kadar güzel daha gelir. Daha bir tatlı geliyor daha değil mi güzel o zaman? Gelir. Tadına yani, varmak. Susamak ve acıkmak. Bugünün insanında bu yok. İnsanlar acıkmadan yemek yiyor. İşte obezite çoğalıyor. Kontrol'de de bir haber vardı obezite ile evet. ilgili. Yani her şeyin hormonlaşıyor, büyüyor, habis bir hal alıyor yani. Onun için her şeyin azı, özü güzeldir. Evet, GDO'lu yiyeceklerimiz tabii, ne yazık tabii, ki tabii. çoğaldı. Tohumların özü değişti. Evet. Ne yaparsanız yapın evden ya da pazara gidiyorsunuz, markete gidiyorsunuz. Yok canım bunun da tadı tuzu kalmamış diyorsunuz. Yani evet, kayısı evet. yiyorsunuz, eski tadı, lezzeti yok. Mümkün dut değil, diyorsunuz mümkün mesela. Değil, evet, onun evet. da tadı yok. Oysa tabii. ki dalından kopardık yedik belki. Öyle, evet. İşte aşılanmış olduğu için belki maalesef, de her şey evet. değişiyor. Eskiden onları tek tek dikerlerdi, ekerlerdi değil mi? Tabii tabii. Gözlerinin tabii. içine bakarlardı, sularlardı, ne güzel evet. büyütürlerdi, yetiştirirlerdi. Evet. De güzel toplanırdı hasat tabii, zamanı geldiğinde. Aynen, nasıl evet. da güzel tatlı olurdu. Evet. Ama şimdi artık ne yazık ki o maalesef. Lezzetleri bulamıyoruz. Ama bunu bir yerden döndürmemiz lazım. Zaten Araplar kitabı sadece bir nostalji kitabı değil. Günümüzün eleştirisi de var. Neler var peki yani. Başka? En çok eleştirdiğiniz şey neydi o kitapta? En çok eleştirdiğim şey mahalle dönüşürken o günkü özünü korumadan dönüşmesi. Yani bir şeyi tamamen yıkıp yok edip onun yerine bambaşka bir şey koymak.
Yani bugünkü apartmanları, oluşan siteleri ben çok böyle canavar gibi görüyorum. Yani belki ağır bir benzetme ama yani insanları yutuyor. Hani yavaş yavaş ya da ilerlenseydi ya da o özü korunarak ne bileyim bir şeyden tek katlı bir evden binadan 5 katlıya yükselseydi mesela. Evet, 10 katı değil de. 3 katlı, 2 katlı, 5 katlı dediğiniz gibi yani onlara Hı-hı. böyle yukarılara 15'lere çıkmasına gerek yoktu. Bu tarafıyla böyle bir de mesela eski mahalleler daha çok böyle 2 katlı, 3 katlı evlerle Tabii. gelişseydi. Çünkü oralar farklı bir yerler. Yani orada büyük bir geniş bir kültür var. Orada bir alışılmış bir hayat var. Konya'nın en eski mahallesi diyebiliyoruz değil mi? Araplar. En eski değilse de en eskilerinden. En eskilerinden, tabii, evet. Evet, en eskilerinden. Mevlana civarı tabii, en eski bölümleri Konya'nın ama Araplar da yine eski olan mahallelerden. Tabii, tabii. Konya kültürünü en iyi şekilde temsil eden evet, aynen evet. mahallelerden. Evet. O yüzden de o özünü korumadan şey aklıma geliyor. Mevlana'nın ilerisindeki o Mengüç Caddesi var ya evet. sanat sokağımız ne kadar evet. güzel. Az katlı evet. restore edildi. Ne kadar şık ve güzel durdu i̇şte mesela. Eski mahallelerde o uygulanabilirdi mesela. Yani i̇şte. O kerpiç evlerden vazgeçmek ben çok üzülüyorum yani. Biz yazın girdiğimiz zaman serin olurdu, kışın sıcak olurdu. Kerpiç evlerin tabii. özelliği, bir de taş evlerin özelliği de böyleymiş. Tabii. O da olabilirdi aslında. Evet, Sille'ye yani. Gittiğimizde taş evleri görebiliyoruz mesela. Tabii, ne kadar tabii, güzel. Tabii. Bazı yerlerde var ama sembolik var. Ama eski işte Araplar gibi şu anda Araplarda üç tane şey kaldı. Birisi, ne kaldı? Ak Camimiz kaldı. Ak Camimiz. orası birçok insandan duydum ben. İçine girdiğimiz zaman farklı bir huzuru var diye. Hala da öyledir. Hmm. Hala içine, şimdi restore edildi biraz. Mesela ak değil artık cami. Sıvasız bir hale getirildi. Farklı bir şekil aldı. Ama yine de içindeki o huzur, o güzellik devam ediyor. Yakalayabiliyorsunuz. İkinci olarak orada 158 yıllık bir çeşmemiz var. Hala duruyor hala değil mi? Hala duruyor ama maalesef suyunu aldılar, başka bir tarafa verdiler. Biraz caddenin ortasında kaldığı için tehlikeli oluyordu. Hı hı. Ama sembolik de olsa onun suyunun akmasını çok isterim. Hatta Kör Tapalı Çeşme diye bir şiirinde yazdım ben, onun şeysi de var. Hadi şiir demişken o zaman o kitaptan güzel bir şiir okuyalım mı? İnşallah. Bak Araplardan evet. Araplardan hangi şiir olacak bilmiyoruz. Evet. Araplar kitabımızdan bir şiir paylaşacağız sevgili izleyenlerimiz. Sonrasında tabii ki kitapları konuşmaya devam edeceğiz. Belki Araplar Mahallesi'ni şöyle tamamlayalım. Sonra da diğer kitaplarımıza Bak, başlayalım. Bak Kör Tapalı Çeşme'ye Ağıt şiiri. Onu, madem o açıldı onu okuyalım. Hadi buyurun söz sizde. Kör Tapalı Çeşme'ye Ağıt. Çocukluğumda ağzımı dayayıp su içtiğim çeşme, gençliğimde sevdiğimi görmemiydim. Hani su verirdin sen kurnana uzanan her kaba, kaynağını mı kuruttular senin, nereden çıktı bu kör tapa? Çelen kuşları inerdi sularınla şenlenen ayak ucuna, bayram ilan edilirdi eteklerinde, kanat seslerine karışırdı şırıltıların, oyundan susamış çocuklar koşardı ellerini çırpa çırpa, kim getirdi sana bu çölü, nereden çıktı bu kör tapa? Radyoda maçları dinlerdik arkadaşlarla. Çoğumuz Fenerli, Cimbomlu, Beşiktaşlıydı. Ama hepimiz Konyasporlu. Kaç galibiyet sevincisindi taş duvarlarına. Etrafında kaç şampiyonluk turu attık. Kazandık kaç kupa. Neden gözlerim kurnandan ıslak bugün? Nereden çıktı bu kör tapa? Esnaflar çay demlerdi suyundan, çevrene kurulurdu muhabbet halkası, su sesinden kam alırdı yaşlısı genci, köylü amcalar dinlenirdi taşında, çarşıdan aldıkları tarım aletleri, yaslanırdı böğrüne beldanat yaba, o günler aksın ne olur gülenden, nereden çıktı bu kör tapa? Sığırlar giderdi yanındaki yoldan, koca bir sürü halinde aslıma, mayıs toplayan kadınlar ellerini yıkardı sularından, temizlerdin sokağın kirini pasını, âli cenaplıkta kimse eremedi o çapa, bir pranga gibi nereden çıktı o kör tapa? Arabacı emmiler atlarını sulardı, kepekçi Mevlid amcadan arpa alırken ikindi vakti gölgene çekip arabalarını Ak Cami'ye namaza koşarlardı. Hayat gibi akardın Büyük Sinan Caddesi'nde, kimse diyemez yoluna sapa,
gönlümde çağlayan bir pınarsın sen. Nereden çıktı bu kör tapu? Ne güzel anlatmışsınız. Evet. O çeşmeden su doldurup çay demlenirdi diyor. Ne kadar güzel. Evet. Samimiyete bakın. Evet. Ve hani bakkalın önüne ben işte akşam üzere çıkardığımda herkes, yaşlılar, evet, gençler, hepimiz bir araya gelirdik. Etrafıma doluşurlar, evet, dediniz ya, evet, ne kadar güzel. Belki, evet, o çeşmelerden de su getirip demliyordunuz çayları. Kesinlikle, tabii ne ki. Ne kadar tabii tatlı ve, evet, lezzetli, evet, oluyordur. Evet. Peki hani yaşlılarla bir arada hep vakit geçirdiniz ya, onlar nasıl anlatıyorlardı Araplar Mahallesi'ne? Mutlaka onların da geçmiş dönemde, evet, yad ettikleri, belki özledikleri bir şeyler vardı mutlaka, evet, değil mi? Yine kitaptan yola çıkarak söyleyeyim. Bir İsmail dedemiz vardı mesela. Çok son zamanları hep benim yanımdaydı. Otururduk böyle. İşte askerlikten bahsederdi, eski... Mesela o zaman da eski komşular özlenirdi. Onlar da eski insanları yad ederlerdi. Yani belki de onlardan duyduğumdan dolayıdır belki. Belki benim de, de bu kadar böyle o günlere olan aşkım, sevgim veya özlemim belki de onlardan doğuyor. Onlar da yine bunlardan bahsederlerdi. Ama daha çok şöyle böyle mahalledeki eksik olan şeyleri tamamlamaya, efendim, böyle ağrısı sancısı olan insanların yardımına koşmaya. Yani bunlar daha çok böyle yaşlılar tarafından dile getirilir. Ya işte bugün falancanın şöylesi olmuş, ya ona bir ziyarete gidelim. İşte bugün cuma bir hastaymış filanca, hasta ona gidelim. Yani bunlar anlatılır, bunlar konuşulurdu. Ben bir de çelen kuşları diye bu ihtiyarların bakkalının biraz bizim öbür tarafında böyle bir tente gibi saçak vardı, şey, kamıştan evlerin yapılmış, gölgesi he, vardı. Oraya toplanırlardı ve ben onlara o zamanki bir abiden ilhamla çelen kuşları derdim. Yani oraya gelir tünerler neredeyse. Bazıları böyle biraz erken gelir, etrafına bakınırlar falan. Yurt böyle edinmişler orayı, ne tabii, güzel. Tabii, yurtlarıydı onlar. Evet. Mesela gençler trafonun altında toplanırlardı. Herkesin belli bir yeri tabii vardı. Tabii. Bazı ihtiyarlar dediğim yerde toplanırlardı. Hmm. Bazen o çeşmenin böyle yalak derler böyle şey, hmm, onun etrafında toplanırdık. Mesela maçları falan pazar günleri oraya oturur, maç dinlerdik. O zaman televizyon, nakli yayınlar falan. Tabii radyodan, radyolardan maç dinlerdik. Yani herkesin işte birinin takımı gol yediği zaman onu kızdırmalar, böyle takılmalar. Takılmalar tabii, yani, şakalaşmalar. Tabii, evet. Peki var mıydı mahallenin bir takımı, futbol takımı? Tabii Araplar Sporumuz var, o da var şehrimizde. Aa, bir de ondan bahsedelim. Araplar Sporumuz, Araplar gençlerinin kurduğu bir takımdı. 80'li yıllar, tam tarihini orada var kitapta ama şu anda atmayacağım. Lütfen kitaplarımızı edinin. Evet, Arapları mutlaka okumalarını mutlaka isterim. Mutlaka, evet. Yani, eski özellikle Konya mahallelerini, evet, adet, evet, gelenek, görenekleri merak, evet, edenler bu kitapları mutlaka okusun. Mutlaka, evet. O futbol takımı kuruldu. Sonra amatör oldu. Amatör ligde büyük başarılar elde etti. Birincilik adı. Hatta daha büyük yerlere çıkacaktı. Ama maddi imkansızlıklar, işte o günkü şartlar biraz el vermediği için, hı-hı, yani profesyonel lige çıkmadı. Ve geçen bu kitabı çıkarttığım esnada maalesef lağvedildi artık. Araplar Sporumuz yok maalesef. Şu anda bir Araplar yeniden kurulabilir mi acaba diye, vallahi, düşünüyorum. Vallahi çok isterim. Mahallelere yani özmüş her şey, evet, değil mi? Tabii, hasmış, ne tabii, kadar tabii, güzelmiş tabii, aslında. Evet. Şimdi dediniz ki eskiden kalan birkaç eserimiz var sadece. Üçüncü dediniz olarak da. Üçüncüsü. Üçüncü de Araplar Mezarlığı. Evet. Yani artık bugün başka mahallelere taşınsalar da birçoğu o mezarlığa defnediliyor. Belki bizim de sonumuz öyle olacak. Yani Araplar... Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin inşallah, ama yani orası bir mekan, dönüş oraya. Ama maalesef gözlerimizi kapattığımız zaman oraya varacağız. Evet. Allah inşallah öbür tarafta, inanıyoruz biz, orada tekrar haşrolacağız. İnşallah bir arada ve güzel bir yere doğru bir yolculuğu beraber yaparız. İnşallah, yine, inşallah. Sevdiklerimizle birlikte, beraber, bütün, evet, geçmişlerimize de rahmet olsun, evet, inşallah. Mesela Araplar Mezarlığı ziyaretlerim olur benim zaman zaman. Ya bir vefat ettiğinde giderim, hı-hı, bir arkadaşımızın şeyine. Gider baktığım zaman oradaki taşlarda o gün deftere ismini yazdığım adamlar, efendim, karşı komşumuz, hepsi birer birer bakışırlar, hepsi ayrı ayrı Fatiha isterler. Yani öyle Araplar
o eski Araplar aslında mezarlıkta yaşıyor. İsim isim geride yaşıyor. Geride kalan ve onları tanıyanlar mutlaka ziyarete gidiyorlardır inşallah. Tabii, ve dualarını yapıyorlardır. Evet. Herkesin arkasından bir en azından Fatiha okuyacak birileri tabii. olsun inşallah. Var inşallah. Yani olmayanların tabii. da zaten mahallele gidip işte şu bizim İsmail dedemizdi, bu Zehra ninemizdi, şu Fatime ablamızdı, bu Rahme ninemizdi. Yani bunlar hep oluyor. Eski mahallelerin öyle bir güzelliği var. Mezarlıklar da en azından devam ediyor yani. Peki. Birbirlerini anıyorlar. Mahalleye birazdan yine döneriz orada. Unuttuğumuz ya da aklımıza gelenler olursa yine söyleyelim istiyoruz. Ama ben evet. diğer kitaplara da biraz değinmek tabii. istiyorum. Dün bugün senden bahsedelim birazcık. Evet. Ağırlıklı olarak hepsi şiir kitabı zaten. Evet. Ama şeyi de çok merak ediyorum. Bugün sen daha çok Ayşe'sin kitabına. Evet. Dün bugün ve sen 94 ile 2000 yıllar arasında yazılmış. Yazılmış çünkü o arada ben hiç şiir kitabı çıkartamadım. Yani o zamanlar çok zordu. Biz şu anda SKY'yi kurduk. Kitapları artık kendimiz basıyoruz ama. Maşallah yani diyorum evet. O zamanlar benim için bir hayaldi. İlk kitabım da zaten hasbelkader bir şekilde çıkmıştı öyle. Kimlerden o dönem destek aldınız mesela bu noktada? Ya da hani canım kitap çıkarıp da ne yapacaksın diyenler de oldu mu? O çok fazla oluyordu ama ben ilk şiir yazdığım günden ama itibaren hayalimizdi. Hayalimdi. O zamanlar... Bir arkadaşım vardı burada Tekin Kitap Evi'nde çalışırdı. Onun aracılığıyla bir abiyle tanıştık. O editörlüğünü yaptı, dizayn ettiler. O gün için öyle çıkmıştı. Sonraki dönemde de işte Çizgi Kitap Evi'nden çıktı Dün Bugün ve Sen. Onlarla arkadaşların sayesinde tanıştık. Tabii görüştük. O öyle çıktı. Sonraki kitaplar artık neredeyse kendimiz hazırlayıp kendimiz artık yani bir, iki, yerine. Üçüncü de altı, öğreniyorsunuz. Şu anda şey, altı kitap oldu. İnşallah yedincisi çıkacak. Şimdi yazdık kenara koydukla olmuyor tabii. Kitap baskı aşaması bir hayli meşakkatli tabii, olsa tabii, gerek. Tabii. Pek çok incelemelerden geçiyor, düzenlemeler evet. yapılıyor. Evet. En zor kısmı nedir mesela bu aşamada? En zor kısmı bir konu üzerinde şiiri seçip kitap haline getirmek. Hı-hı. Yani en zoru burası. Ama zaman ilerledikçe yani ikinci, üçüncü, dördüncü kitaptan sonra bazı şeyler böyle ihtiyari oluyor. Yani kendiliğinden oluyor. Kendiliğinden oluyor ve daha kolaylaşıyor. Şu anda öyle bir zorluğumuz da yok Allah'a şükür yani. Evet birazdan yani. Kitap yazmak isteyenler ya da birçok evet. şiiri bir kenarda belki ajandalarda yazmış, biriktirmiş olanlar. Evet, evet. Eğer yazmak ya da bir kitap oluş haline dönüştürmek istiyorsanız nelere dikkat edelim mi konuşalım inşallah, önerelim. Evet. Önerilerde bulmuş olalım. Evet. Bugün sen daha çok Ayşe'sin. Bu Ayşe'yi merak ediyoruz. Ayşe, Ayşe'yi şu anda ben de merak ediyorum. Peki. Şimdi şöyle söyleyelim. Günümüz aşkları çok kısa sürüyor. Evet. Yani evlilikler de evlilikler de öyle maalesef. Severek evleniyorlar, ayrılıyorlar veya sevgili oluyorlar, 6 ay sonra ayrılıyorlar, 1 sene sonra ayrılıyorlar, 5 sene sonra ayrılıyorlar falan. Ben bunu özellikle yani ismin gönderme yaptığı, mesaj olarak gönderdiği şey burası. Ben 92'de tanıştım Ayşe ile. O günden bugüne kadar Ayşe'nin trendi hiç düşmedi. Her geçen gün daha çoğaldı. Daha da arttı. Yani bugünkü gençlere de onu tavsiye ediyorum. Yani bitirmeyin. Yani bir de şu var. Samimiyet çok önemli bir şey. Tabii ki. Bugünkü ayrılıkların birçok sebebi ilk tanışmalarda veyahut da her görüşmede rol yapıyor insanlar. İnsanlar kendilerini... Kız makyaj yapıyor, oğlan fikirlerine makyaj yapıyor. Tamam veya tersi de olabilir. Böyle güzel, her şeyin en güzel tarafını veriyorlar. Ondan sonra bir gün evlendikleri zaman veyahut da ilişkileri böyle yakınlaştığı zaman bir bakıyorlar ki yüz o yüz değil, dil o dil değil, gönül o gönül hiç değil. Ya hiç değil alakası yok yani. Ondan sonra artık kötü göndermeler, kavgalar, görüşler, yani Allah korusun işte kadın cinayetleri, şunlar bunlar hep buralardan doğuyor. Onun için bugün sen daha çok Ayşe'sin. Yani, onun için neyseniz olduğunuz gibi karşı evet, tarafa evet, tanıtmanız evet, evet. gerekiyor. Karşınızdaki yani. İnsanı değil, içinizdeki aşkı büyütün. Yani karşınızdaki insan ya nihayetinde yaşlanacak.
Tabii ya. Nihayetinde illa ki değişeceğiz. Değişecek değil yani. Mi? Ya, fiziki mutlaka olarak. Değişecek. Fiziki olarak da değişecek. Belki fikir olarak fikir da olarak değişecek. Fikir olarak da değişiyoruz. Değişebilir büyüdükçe yani. Olgunlaşıyor evet. insan yani. Evet. Kendisi de değişiyor insanın. Yani orayı hiç görmüyor insanlar ama karşı taraf sen eskiden böyle değildin diye başlıyor kavga. İlle de ben diyor, ille de bana uyacaksın diyor. Ondan sonra mahkeme diyor, de bitiyor Allah korusun. Evet. Daha farklı yerlerde de bitebiliyor. Onun için aşkı büyütmek lazım. Yani beslemek lazım en azından. Bir şey olduğu, mesela bugün birisen yarın 1,5 olmaya bakacaksın. Aynen. Büyüyeceksin. Bunun için ne yapabilirimi yani. Düşüneceksiniz değil evet. mi? Bugün ben hala kitap okuyorum. Ya bugüne kadar bilmiyorum herhalde sayısı belirsiz sayısız belki de. Kitap okudum ama hala okuma ihtiyacı da duyuyorum. Okumam da gerektiğini biliyorum. Peki burada seçiyor musunuz yani şu türleri genelde okuyorum, bu konulara önem veriyorum dediğiniz evet. şeyler var mı kitap okurken, alırken? Mutlaka yani ben mesela edebi kitapları çok seviyorum. Hmm. Yani edebiyat olan içinde yani düz böyle anlatıları çok sevmiyorum. Akademi diliyle yazılan kitapları, makaleleri çok sevmiyorum. Ama içinde edebiyat olan böyle dünyayı, insanı, efendim kainatı, manevi anlatan, duyguları, güzel mesajlar veren, güzel mesajlar veren iyi anlatıları seviyorum. Mesela işte şairler geçidi. 75 şairin birer şiiri ve benim onlara yazdığım birer kıta, 75 kıta bir şiir kimler var. Kimler var peki o kitapta? Burada Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e, hı hı. Attila İlhan'dan Cahit Sıtkı Tarancı'ya, Tarancı. Yavuz Bülent Bakiler'den Abdurrahim Karakoç'a. Yani hepsini de nereden şair. Hatırlıyoruz? Hepsi bildiğimiz, sevdiğimiz gerçekten evet. de ve hayatını belki iyi öğrendiğimiz şairlerden bahsediyorsunuz. Evet. Edebiyat dersi dediğimizde belli başlı özellikle olmazsa olmazları vardır değil mi klasikler? Tabii. Mutlaka hocalarımızın bize öğrettiği, şiirlerini okutturduğu evet. isimlerden bahsediyorsunuz. Evet. Her birini bir araya toplamışsınız aslında. Evet. Ben bunu aslında ilk 25 şair olarak çıkarttım. Çok sevdiğim 25 şairi yazmıştım. Daha sonra etrafımdan ya şunu niye yazmadın, bunu niye yazmadın derken diyenler de oldu. O şairleri bazılarıyla ilk defa kitabını okudum mesela o sözlerden dolayı. Bazılarını biliyordum ama yarım biliyordum. Onların da kitaplarını edindim, onların da şiirlerini özümsedim. 50'ye çıkarttım bunu. Daha sonra 75'e çıkarttım. Ha, ondan sonrasına gitmedim çünkü beni en çok etkileyen şairlerdi. Yani bunlar hani gönül penceremde zaten benim çok gönlümden güzel. Geçen şairler. Evet. Zaten Türkiye tarihine damga vurmuş, edebiyat tarihimize hı-hı. damga vurmuş isimler. Ben şuna inanıyorum. Araplar konusunda da konu budur. Eğer bir muhitte bulunuyorsan o muhite borcunu ödemelisin. Bunu nasıl yaparsın? Senden önceki insanların o bıraktıkları eserleri gündeme getirerek yaparsın. Araplar da, yeni nesillere taşıyarak. Tabii Araplarda hayatı taşıdım kitaba. Burada da eserlerini taşıdım şairlerin. Buradaki şairlerin şiirleri o günü anlatıyordu, o günün dünyasını anlatıyordu ama bugüne de dokunuyordu. Ne kadar yani, şey değil mi? Tabii. Öngörülü kişilermiş. Tabii. Zaten eser öyledir. Yani gerçek manada klasik olan eserler insandan yola çıktığı için hı hı. bütün zamanı kapsar. Bugünkü çok önemli. Adem'den son insana kadar bütün insanları ilgilendirir. Ama o dönemi de en güzel özet halinde o şiirlerde görebiliyorsunuz, evet. bulabiliyorsunuz, tabii, tabii. anlıyorsunuz. Bazen diyorsunuz ki keşke özünü korusaydı da gitseydik. Evet. O mekanlara, anlatılan mekanlara evet. onların anlattığı gibi mi o halini görebilseydik diyorsunuz. Onlar tabii. da eğer karelenmişse efendim belki fotoğraf karelerini, tabii, tabii. karelerini de görebiliyoruz. Evet. Bu arada Araplar kitabımızda eski fotoğraflar da var değil mi? Çok fazla olmamakla değil. Birlikte yeni çıkacak kitapta biraz daha fazla var. Eski fotoğraflarımız da var. Bu arada Hasan Bey dedi ki şeyin Konya'nın birkaç mahallesini daha kaleme alacak olan kişiler var dediniz. Evet, evet. Bu çok güzel bir proje olmuş bence. Evet. Tek tek kim mahallenin her şeyini iyi araştırmışsa, biliyorsa ya da evet. eskilerden dinlediği kadarıyla aldığı notları bir kitaplaştırma süreci başlayacak zannedersem değil mi? Evet, evet. Burada Vural Kaya şairimiz bu işleri çok önemsiyor.
Evet. Birçok arkadaşa da yazması için telkinde bulunuyor. Burada ben de eli kalem tutabilen insanların kendi mahallelerini yazmalarını tavsiye ederim. Hatıralarını, oradaki bir çeşmeyi, oradaki bir camiyi, mescidi, ne bileyim orada herhangi bir böyle beyne işlenmiş olan yerleri, kişileri yazsınlar, kitaplaştırsınlar veya kitap haline getirsinler. Ne bileyim ya da ses kaydı alın, anlatın, tabii dosya, yazabilen dosya da birileri toparlasın, evet, değil yani mi? Bunları gelecek nesillere mutlaka aktarmamız lazım. Peki şimdi inanıyorum ki Araplar Mahallesi'ni anlattığınız kitabınızdı okuyanlar, evet, özellikle o dönemde yaşayanlar, hayatta olanlar, evet, ya da sizden hemen sonra gelen nesiller diyorlar iyi ki de yazmışsın diyenler mutlaka çoğunlukta. Çok var, evet, evet. Ama yani o zamanla bu zaman farklıydı canım diyenler de var mı? Var. Yani şöyle zamanı buradaki yazılanları özümseyip onayladıktan sonra ama artık bunların geçerliliği kalmadı diyenler var. Ama evet, ben buna da itiraz ediyorum. Çünkü yani öyle bir şey yok. O ruh yine yaşatılabilir yani. Ya bugünkü apartmanlarda bu da yap. Tabii. Bugünkü komşuluklar mesela biraz daha sıklaştırılabilir. Daha güzel bir hale getirilebilir yani. Belki mahallemiz fiziki olarak değişmiş olsa tabii da, evet, değil mi? O birlik beraberlik yine sağlanabilir. Tabii. O ilişkiler daha da güçlendirilebilir. Ne bileyim o gelenek görenek yine devam ettirilebilir, evet, ki devam etsin istiyoruz tabii, evet, ki. Biz elimizden geldiğince burada anlatmaya çalışıyoruz. Tabii. Varsa yaşatanlar onların yanına gidip ya da burada ağırlayıp onlardan hem dinleyip hem de neler yapıldığını görmeye çalışıyoruz ama, evet, hani kısıtlı kalıyor tabii her şey. Ya insan faktörü çok önemli. Yani bugün, evet, mekanlar ne olursa olsun insanlar nasıl düşünürse öyle yaşar. Aynen. Düşüncelerimizi biraz da yani çok ileriye bakarak işte teknolojinin getirdiği bazı terimlere değil de eski terimlere, eski kelimelere, eski hayatlara dokunarak belirlersek hayatımızı. Hı-hı. Mesela Ramazan geliyor. Ramazan'da komşular bir araya gelebilir değil mi? Yani bir iftar daha gelebilir yani. Veyahut da bayram geliyor. Bayramlarda komşular birbirlerine bayramcı gidebilir. Bayramlaşmaya gidiyorlar, evet, yani tabii. İlk zamanlar biraz daha azdı bunlar ama son zamanlarda ben de çevremde görüyorum. Biraz o dönüşler var. Yani var artık mı? Komşular biraz şimdi program daha sıklaşıyorlar. Program öncesinde dedik, evet, ki insanlar eskiden doğal bir yaşam vardı dedik. Evet, değil mi program, evet, öncesi konuştuğumuzda? Evet. Şimdi şehirleşme, tabii şehirlerin büyümesi, binaların çoğalması, yükselmesi, evet, işte teknolojinin sürekli değişkenlik göstermesi. Evet. Her şey belki bizi o doğallıktan biraz uzaklaştırdı. Biraz, evet, daha içimize kapanık hale geldik, döndük. Maalesef. Hiçbir yeri böyle çevremize hani geçiveriyoruz şöyle zannedersem. Evet. Çok fazla baksak da görmüyoruz bazı güzellikleri. Es, evet, geçmiş oluyoruz. Evet. Sonrasında anlatıldığında Allah Allah diyoruz ya orada öyle bir şey mi varmış falan diye sonradan ben fark ediyoruz. Ben de oradaydım belki ama diyorsunuz. Değil mi? Ama içinde yaşamamışım evet, belki de. Ben fark etmemişim. Nerede diyorsun, yaşamışım diyorsunuz. Ama şimdi dedik ki kısmen de olsa ya da %50-%50 mi diyelim. Evet. Özellikle pandemiden sonra, evet, insanlar, evet, o kapalı dönemi atlattıktan sonra, evet, şöyle bir doğada nefes almayı özledi bence. Evet. Herkes ne bileyim çok büyük şehirlerde tabii geçim sıkıntısı da buna tabii, ilave tabii, ekonomik tabii, koşullar. Tabii. Köyüne dönmeye başladı. Kimileri hobi bahçeleri edinmeye başladı. Evet. Böyle bahçe tarla işlerine tekrar ya da kamp yapmaya başladılar, evet, mesela. Bunu çok görüyorum ve duyuyorum. Bunlara geri bir dönüş oldu sanki değil mi? Mutlaka şöyle. Şimdi insanlar ne yaparlarsa yapsınlar içlerinde ihtiyaç hissettikleri bir güdü var. Yani burada bizim toprağa bir sevgimiz var. Çünkü mayamız topraktandır. Özümüzden yani vazgeçemiyoruz. Vazgeçemeyiz. İşte yani. Ha bir de şu var. Ya bizi yöneten bir de Allah var. Tabii. Yani pandemi özellikle insanların muhasebe yapması için yaşandı diye düşünüyorum ben. Yani Allah bizi evlerimize tıktı ve dedi ki durun bak ya sokaklarda çok iyi değilsiniz. Yani bu şehirlerde siz rahat değilsiniz. Bu şehirler size göre değil. Çeki düzen verin ya dedi hayatınıza, hayatınızı bir çek edin, bir düşünün. Yani böyle bir müdahalede bulundu Allah. Ben böyle düşünüyorum yani. Hı hı. Ve bu da sizin dediğiniz gibi köylere dönüşü, efendim bahçeler edinmemizi, hı hı, toprağa daha yakın, toprağa doğru gitmemizi biraz daha sağladı diye düşünüyorum.
Evet, yani özümüzden yine kopamıyoruz diyoruz. Mümkün Şimdi değil reklam yani. Zamanı gelmiş. Sohbet çok güzel ilerliyor ama evet. Kısa bir aramız olacak sevgili izleyenlerimiz. Reklamların hemen sonrasında bu güzel söyleşimiz kaldığı yerden devam edecek. Yine güzel şiirler dinleyeceğiz. Efendim hiçbir yere ayrılmayın. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Şair, yazar Hasan Oktem'le olan birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hem hayatında kitaplarını ve şiirlerini kendisinden dinliyoruz. Dinlemeye de devam edeceğiz inşallah. Şimdi güzel bir şiir dinleyelim. Sonrasında günün güzel sözünü paylaşalım. Ve sonrasında da sohbetimiz vaktimiz yettiği kadarıyla devam etsin istiyoruz efendim. Buyurunuz. Bana bir borcun olsun. Git. Her adımın hasret kalesinde aşılması güç burcun olsun. Sakın dönüp bakma ardına, bana bir şiir borcun olsun. Git, Akdeniz ikliminde ağaçlar turuncun olsun. Bu bozkırda bekleyeceğim seni, bana bir şiir borcun olsun. Git, gözlerime bıraktığın bu yüreğinde bir ömür sancın olsun. Teselli sözlerin yetmez vurgun gönlüme, bana bir şiir borcun olsun. Bu pervasız kararın, yol azığın harcın olsun. Ne bir tebessüm, ne bir gülüş, bana bir şiir borcun olsun. Git, serçe kadar doğsa da hasretin, büyüsün içinde güvercin olsun. Lal kalsın dilin bir mısrayla bile, bana bir şiir borcun olsun. Git, bunu bir sahur say, mutluluk bir ömür orucun olsun. Hiç batmasın senin güneşin, bana bir şiir borcun olsun. Git, topla götür güzelliğini, hatıralar hurcun olsun. Neyin varsa al, yalnız bana bir şiir borcun olsun. Git, sevmeyi, özlemeyi burada bırak. Güle gülelerim yolunda yolcun olsun. Bir gün al getir bir muştu gibi, bana bir şiir borcun olsun. Ne güzel yazılmış. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Her biri çok güzel, her biri farklı farklı, her bir satır mesaj veriyor. Evet. Kıymet bilmek lazım hayatta, değil mi? Evet. Kıymet bilmek için aşık olmak lazım. Yani insan bunu aşık derken illaki karşı cins anlamında söylemiyor. Demiyoruz tabii. Bütün anlamlarıyla insan kendi içerisinde bir aşkı mutlaka yaşatmalı. Aşksız hiçbir şey olmaz. O besliyor değil evet. mi insan aslında? Bir de biz Konya'dayız, Mevlana'nın şehrindeyiz. Evet. Aşkın başkentindeyiz. Yani ben biraz öyle de düşünüyorum. Çünkü bütün dünyadan insanlar Mevlana'nın aşkını anlamak için geliyorlar buraya. Kesinlikle. Biz o aşkı yaşatan, o aşkla yaşayan insanlar olmalıyız Konyalılar olarak diye düşünüyorum. Ve bunu da hissettirmeliyiz tabii ki. Mutlaka, gelen bütün tabii, misafirlerimize. Evet. Evet. Son 5 dakika, 4 dakika, eyvah şimdi pazarlığa gireceğim ben ekiple, diyorlar ki 4 dakikamız kaldı. Şimdi günün güzel sözünü bir paylaşma zamanı diyelim çünkü söyleyeceğimiz sözlerimiz ve yorum katacağız inşallah. Buyurunuz. Evet. Evet, Hasan Bey'in güzel sözlerini paylaşacağız efendim bugün. Bir kelime bin anlam taşır diyorsunuz değil mi? Evet. Bir kelimenin birçok anlamı olabiliyor. Evet. Herkes işine geleni belki kullanıyor. Tabii her insanın anladığı gibidir. Hani Mevlana'nın dediği öyle. Gibi herkes sizin anlattığınız değil onların anladığı kadardır. Anladığı kadarsınız evet. diyor değil mi? Çok da güzel. Şimdi diğer taraftan da dediniz ki gece düşündüm güzel söz söyle köşesi için. Çok da güzel bir şey denk geldi. Onu da hemen ben paylaşmak istiyorum yine Hasan Bey'in sözlerinden. Gözlerinde sevgiyle bakanlarla gözlerini hırs büyümüş olanların, gözlerini hırs bürümüş olanların baktığı dünya aynı değildir. Evet. Evet, bunu bir Osmanlı dönemiyle bugünkü hakim güç arasındaki kıyaslamayı yaparsak çok iyi anlarız. Yani o gün sevgiyle bakanlar dünyayı imar etmek için çıkmışlardı yola ama bugünküler maalesef yıkmak için, yakmak için, insanlığı yok etmek için işte Gazze'de, Filistin'de, evet. Doğu Türkistan'da olan birçok yerde olan şeyler hep bu gözlerin hırs bürümüş, dünyalık düşünenlerin dünyası, kurdukları dünya.
Allah onların şerrinden bütün herkesi korusun. Dünyayı hani her dönem mutlaka yaşanmış bu süreçler değil mi? Zorluklardan evet. Özellikle vatan olarak, millet olarak evet. Çok büyük zorluklardan geçmişiz. Çok şükür hep ayakta kaldık değil mi? Evet. Nice güzel zaferler de kazandık. Rabbim evet. Her zaman zafer kazanmayı nasip amin. Eylesin. Amin. Oradaki vatandaşlarımız da zafere eriştirsin inşallah en amin. Kısa zamanda. İnşallah. Dualarımız, gönüllerimiz her daim onlarla. Keşke elimizden gücümüz olsa da bir şeyler yapabilsek. Elimizden evet. Gelen dua diyoruz belki. Evet. Ne bileyim boykot diyoruz. İşte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama hep aklımız, gönlümüz evet. Mutlaka bir onlarla. Bir tarafımız hep onlarla. Orada, onların evet. Acısını yaşamaya tabii ki devam ediyoruz. Rabbim kurtuluşa erdirsin. Amin inşallah. İnşallah. Çok zor çünkü. Dünyanın düzeyi hani şöyle bir tabir vardır ya tabiri caizse dünyanın çivisi çıktı diyoruz maalesef, ya. Evet. Bazı şeyleri söylerken. Gerçekten de o durumu yaşıyoruz zannedersem. Maalesef, ahir zaman evet. Mı diyoruz bilmiyorum ama insanların şöyle bir kendini toparlaması lazım. Evet. Bu neyin hırsı diyorsunuz bazen değil mi? Evet evet. Yani inanmayan insan için bu doğal bir şey. Yani inanmayan insan. Yani, anlatamazsınız. Ben bunun hesabını vermeyeceğim diye yola çıkarsa her şeyi yapar. Ama ben bunun hesabını vereceğim. Bizi gözeten bir Allah var dediği zaman her şey daha durulur, daha güzelleşir. Daha kendi kabı içerisinde yerini bulur. Evet. Şimdi izleyenlerimize, şiir severlere, ne bileyim kitap yazmak istiyorum da ne yapmam gerekiyor diyenlere birkaç öneride bulunalım mı sonunda? Ben konuşmamızın kalan bölümünde Selçuk Yay'ı ve bu sorunuzun lütfen. Cevabı olarak lütfen. Selçuk Yay'ı da anlatarak vermek istiyorum. Biz Selçuk Yay'da şu anda Konya kültür sanatı içerisinde en faal derneklerden biriyiz ve en faali olduğumuzu rahatlıkla iddia edebilirim. Yani o kadar çok program yapıyoruz ki şiir programlarımız, işte gezilerimiz, efendim şu anda SKY'yi kurduk, kitap basıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni yere taşınıyorsunuz. Rampalı'da bir büro açtık. Evet. Selçukya Kültür Evi. Bütün Selçukyalılar ve bütün Konyalıları oraya davet ediyorum. Buyursunlar, gelsinler. Şiir konuşalım, sanat konuşalım. İnsana dair güzel şeyler konuşalım. Selçukya bunları yapıyor. Siz dediniz ya kitap yazmak isteyenlere, kitap evet. Çıkarmak isteyenler ne yapacaklar? Kitap yazmak isteyenler zaten kendi alanlarında bir konuları vardır. Hı-hı. O konu üzerinde dedikoduya meyan vermeden süper. O işin özüne inerek hı-hı. O konudaki bilimsel verileri ortaya koyarak ve kendisinden önde yürüyenlerin ayak izlerine basarak o kitaplarını oluşturabilirler. Kitap haline getirmek istiyorlarsa biz SKY'yi kurduk, boşuna kurmadık. Hemen gideceğiniz yani, adres belli efendim. Aynen efendim. Ve orada bu işin duayenleri var. Evet. Kitap evet. Yazarlarımız, şairlerimiz, onlardan fikir edinebilirsiniz. Tabii. Ne bileyim onlarla sohbet edip önerilerini alabilirsiniz. Evet. Harika da olur bence. Kitap bastırmak isteyenler zaten hem dizgisini yapıyoruz, evet. Hem editörlüğünü yapıyoruz. İçerisindeki imla hataları, şunlar bunlar. Yani bütün hizmetler veriliyor orada. Selçukya kendi ruhu içerisinde bunu birçok kez burada konuşulduğunu biliyorum. Konuşulacaktır Başkanımız inşallah. Başkanımız Fatma Şeref Polat evet. Hanım Efendi veya başka şairlerimiz geldiler, konuk oldular. Selçukya'yı anlattılar. Evet. Selçukya Konya'da büyümeye, Selçukya Konya'da bir iz bırakmaya, Konya'nın güzelliklerini vitrine çıkarmaya uğraşan çok değerli bir oluşum. Ve öyle güzel arkadaşlarımız var ki, yani isimlerini birini söyleyip de diğerini küstürmemek için söylemeyeceğim ama çok değerli arkadaşlarımız var. Mesela aynı gruptan olan insanlar genelde birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalışır, birbirlerine şey yaparlar. Burada ama bizde şey Selçukya'da asla böyle bir şey yok. Destek var. Evet, bir şairimiz bir şey söylüyorsa, bir yazarımız bir şey söylüyorsa hepimiz onun en güzel şekilde olması için uğraşıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Amin, tekrar hayırlı inşallah. Uğurlu olsun efendim. Yeni kitaplara belki çok fazla değinemedik. Evet. Sözümüz olsun diyoruz. Onu da daha sohbet sonra. Çok güzeldi çünkü. Birazcık böyle mahallemizi anlattık tabii ki. Araplar evet. Mahallesi'ni. Evet. Sona geldik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen, seyreden bütün seyircilerimize ve okurlarımıza
Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Peki efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugünlük de program sonuna geldik. Sözümüz sağlığa diyoruz efendim. Yarın yine aynı saatimizde kıymetli bir misafirimizle sizlerle birlikte olacağız. Lütfen saat 10'da buluşmayı unutmayalım diyoruz. Şimdi güzel bir bölümle programımız devam ediyor.